Son düdük geliyor Zorbay Küçük'ten ve Malatya'da Yeni Malatya Spor'la Beşiktaş sağdan bir birlik beraberlikle ayrılıyor değerli izleyenler. Beşiktaş'ın yükselen bir ilmesi vardı. Yeni Malatya Spor ligin dibinde 20. sırada yer alan takım. Aslında Beşiktaş bolca fırsatlar da buldu, pozisyonlar da buldu. Fakat Adem'in dakikalar önce gelen... Penaltı vuruşuyla gelen golüne engel olamayınca bir birlik skora razı olmak durumunda kaldı. Birer puan iki takım adına şöyle hemen bir bakayım. Beşiktaş e, puanını değerli izleyenler 35-36'ya yükseltiyor. Ve yeni Malatya Spor'da 16 puan oluyor. Ligin son sırasındaki yeri değişmedi. E, Beşiktaş 36 puan ve maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi ee, şimdi Gökhan Hocam devre arasında beraberdik hemen kaldığımız yerden devam edelim dedik ki Beşiktaş pozisyonlar buluyor 2-3 önemli pozisyonu var ama e, Malatya Spor'un da kenarda hamle yapabilecek oyuncuları var buna rağmen Beşiktaş oyunun çok büyük bölümünde birazdan Rea Hocam'a da benzer bir soruyu soracağım ee, daha istekli daha agresif bir görüntü sergiledi zemin şartları Görüntü gelince izleyicilerimiz de görecektir. Tamam kar yok. Hava soğuk. Eksi 2-3 derece civarındaydı. Kenarlarda kar var. Temizlenmiş. Ama oynadıkça böyle öbek öbek çimin kalkmaya başladığını gördük. Ama buna rağmen bu ortamda forse etmeye devam etti. Fakat sonunu getiremedi. Neden? Beşiktaş. Şöyle diyeyim. Hak ettiği 3 puanı alamadı. Bundan önce... Ee... Rize Spor maçı oynadı. Çok çok iyi oynadı bence. Yani maç 6-7 olacak maçı. 2-2 berabere bitirdi. Konya Spor'a mağlup oldu. Mağlubiyet hak edecek bir oyun oynamadığı halde mağlup oldu. İyi oynadı maçları. Malatya maçı da hakikaten iyi oynayıp kazanamadığı maçlardan biri olarak düşünüyorum ben. İkinci yarısını göz önüne aldığımız zaman. Çünkü oyunun bütün forsesi Beşiktaş'taydı. Tekşar'a bir şekilde gol atıyor. <laughs> yani bir şekilde gol atıyor adam, pozisyona giriyor, kendisi tabi istiyor, gidiyor, ceza sahasının içine giriyor, pozisyonlar da var. E sonuçta göbeğiyle de olsa golünü attı. <laughs> evet, evet. Ee, enteresan bir gol oldu. peşine e, Malatyaspor beklenen hamleleri yaptı esas. Adem büyükle tehdidi oyuna aldı, biraz da ceza sahasının içinde etkili olmaya kalktılar. Ama bu arada Rozier'in sağdan getirip Emirhan'ın vurduğu top direkten döndü. Bence o gol olsaydı maç zaten orada bitiyordu. 3'e Üç, 4'e gidebilirdi. E sonra biraz da tartışmalı bir penaltı pozisyonu diyeceğim. Ceza sahasının içinde ağır çekim gösterildiği zaman Görüntüler penaltı gibi duruyor. üzerinden gidiliyor. konuşacağız. Ama Erman Hoca da bugün aramızda duruyor. olacak. Sonra Hep beraber zaten günün ikinci penaltı, takım oyunu programında daha detaylıca konuşmak lazım. Penaltıdan beraberliği sağladılar. Kalan çok kısa bir bölümde Malatya Spor'da maçı kazanabilirdi. Yüzde otuz ama yüzde yetmiş gene Beşiktaş kazanabilirdi ki e, iki tane e, Konya Spor maçında olduğu gibi nasıl iki tane direkten döndü. Gezzel'in vurduğu top direkten döndü. Yani maçı sıfır sıfırken kaçırdığı pozisyon. Bu sefer de bir birken piyan için kullandığı bir serbest vuruş. Vida'nın iyi kafası direkten dönen topa aynı güzellikte Batçı'ya aynı vuruşu. ikinci direk. Ve top geri döndü. Son dakikalarda da gene bir kafa vuruşuna da Ertaç'ın üstüne giden top. Beşiktaş iyi oynadığı maçta maalesef kazanamadı diyeyim ben kendi adıma. Ama şu var, Beşiktaş esasında ışık veriyor, oyunuyla ışık veriyor. Ama burada giden iki puan ligin kısalan boyunda hakikaten büyük bir kayıp gibi duruyor kazancına gelecek olursak yani bugün sahada istediğini bilen ikinci yarı özellikle oyunu yönlendiren pozisyona giren bir Beşiktaş vardı bundan sonrası artık bence Türkiye Kupası esas hedefleri olacak Türkiye Kupası'nı kazanmak için artık yani normalde eskiden takımlar rotasyon yapardı Türkiye Kupası'nda daha çok yedek ağırlıklı kadroyla oynarlardı ama e, üç büyüklerin bu durumdan sonra rotasyon olacaksınız, siz ligde canım, olacak artık, artık iki, büyükler, iki büyükler iki büyükler Galatasaray'a elendikten sonra bu sefer rotasyonu bence e, ligde yapacaklar gibi duruyor şu aşamada. Peki Rea hocam katılır mısınız Gökhan hocama? Beşiktaş bugün galibiyeti kaçıran taraf mı? Oyunun büyük bölümünü görüntüde forse etti aslında. Yani istediklerini de söyleyebiliriz. Yani mücadele ediyorlar, istiyorlar. Tabii ki bir anda bir sihirli değnek yok. Her şey toz pembe olamaz böyle bir iddiada da kimse değil ama e, ben sahanın da görünenden daha sıkıntılı olduğunu düşünüyorum bu arada bilmem katılır mısınız? Bayağı bastıklarında böyle çimler kalkıyordu şeyden. Evet. E herhalde o temizlerken biraz zarar görmüş, değil mi? Tabii yani kolay değil kar yağdıysa oraya işte Çünkü kenara temizlemişler. Tabii kenara orada nasıl mesela neyle temizlemişler? Ya. Yani daha büyük mesela e, hadi Türkiye'de öyle stat yok üstünü kapatamıyorsun. Biliyorsun çok büyük muşanmalar, brandalar muşanma çok tabii. büyük aynen dediğin gibi brandalar. Onların üzerine yağıyor. İşte tam oyuncular ısınmadan çıkmadan önce bir yarım saat önce onu atıyorlar. Şimdi burada bir En sağlıklısı o. Tabii burada nasıl bir temizleme oldu? Zemin ciddi anlamda sıkıntılı. Ama Beşiktaş takımı tabii ki galibiyete yakındı. Bu maçı baz alır mıyız? Malatya'yı alamayız. Niye alamayız? Mesela Rize Spor maçından sonra da onu söylemiştim. Karagümrük maçı mesela Caner penaltı yaptı, yaptırdı. Beşiktaş öyle galip geldi. Sıkıntılı bir oyun vardı. Rize'deki oyun yoktu. Malatya maçı niye öyle diyebiliriz? Malatya ligde ile beraber en fazla mağlubiyet alan evet. iki takımdan biri. 14 mağlubiyeti var. Evet hocam. Şimdi topu Beşiktaş'a bıraktılar. 5-4-1 gibi yerleştiler. Beşiktaş takımı çok rahat topa sahip olarak oynadı. Şimdi sen geriye de koşturmayan seni Hiçbir ne kontra atak ne geçiş planlamayan bir Malatya Sürekli vardı. Sürekli orada oynuyorsun. Yani oyuncu değişikliğine kadar. Filip'le e, Diko çıkıncaya kadar ile evet. Adem girdi. O dakikaya kadar hem dörtlü formasyona döndüler. Hı hı. Hem iki santraforlu daha farklı oyunu tercih etti. Geride olduğu için Malatya Spor gayet doğal. Ama o dakikaya kadar bana göre süreyi çok boş harcadı Beşiktaş. Yani. Evet ayağına fırsat geldi ama. Şimdi Kenan Kahraman, şimdi Türk oyuncu dersin ki 3 tane oynatman gerekir. E, sen de kaleci Ersin, Necip Rıtman oynuyor. Şimdi onunla niye başlıyorsun? Yani sen burada daha fazla ucumcuyla oynaman gerekir. Ben Alex'i sağda hiç görmedim. Evet gol attı. Onun yerine güvenle bir bat şu Şuay'ı ikilisini oynatabilsin. Çünkü rakip üçlü bir savunma oynuyor. İki santroforlu bir oyun. Solda da ne kadar kötü oynasa oynat. Çünkü bu maç sen geriye çok koşmayacaksın. Bu maçın hikayesi ne olur böyle hikayesini çizsen Ender? Ya yani rakip ceza sahası içine çok gireceğiz çünkü 5 4 1 gibi oynamak kötü bir savunma anlayışı var. Kendi ceza sahası içine yerleşen bir Malatya Spor var. Ya yani burada daha fazla golcü oyuncuyla oynamak gerek. Oraya top geldiğinde gol becerisi olan. Nitekim Kenan'a geliyor. Kenan topu çekiyor, çekiyor, vuracağına aksine o baksın kalenin orada. Dışına çıkıyor. Dışına doğru çıkıyor. Yani ben Önder Karavel'in tercihlerinde doğru bulmuyorum. Beşiktaş takımı bir de şu var tabii. Şimdi golü attı. Oyuncu değişiklikleri oldu iki takımda da. İki takımda yapılan değişikliklerde daha fazla rakip bir alana giden, ceza sahası içine girmeye çalışan bir Malatya Spor vardı. Esas Beşiktaş takım bu ikinci parçalı oyunu yani 1-0 böyle maçlar için hepimiz biliyoruz tehlikeli. Ama Beşiktaş takımını ben 1-0'dan sonra geriye niye aslandığını ben anlamadım. Yine toba sahip ol, önde oyna. Yani sen niye geriye asılıyorsun? tehlikeli skor. Yani bir de hayır rakip seni çok tehdit eder. O dakikaya kadar 7-8 tane gol kaçır dersin ki bir tane gol attım. Ya ben bunu da korumam gerek dersin. Hadi anlarım yok üçlüğe döneyim veya oyun içinde biraz daha derinlemesine bir savunma yapayım. Rakibe topu vereyim. İşte Semih Sadık alan boşaltsın oraya hızlı çıkayım. Hani böyle bir hikaye kurgularsın. Ama böyle bir Malatya'da yok. Sen Malatya Sporu kendin davet ettin. Bir de iki tane oyuncu değişikten sonra daha fazla Tete ile Adem topa sahip oldular. Diko çünkü o profilde bir oyuncu değil. Gaziantep'ten gelen oyun bilgisi tekniği çok kötü bir oyuncu. Daha Dağını kızıyla oynayan bir oyuncu. İyi olsa Antep niye versin? Şimdi TT Ademle Adem topu tuttular. Yerleştiler. Beşiktaş o zaman orta sahası da oyundan ucum da orta düşünce hem orta saha hem hücum daha rahat Beşiktaş'ın ceza sahası içine girmeye başladı. Nitekim de yani e, o dakikalarda mesela e, golü de yedi Beşiktaş. Golden sonra yine pozisyonları ceza sahası içi aksiyonları var Malatya Spor'un. Ya Beşiktaş kendi kendine golden sonra geriye yaslanması, davet etmesi Malatya Sporu en büyük hatasıydı. Bana göre lig için de tabii bir şansı var. Sonuçta ikincilik de var. Biliyorsun şampiyonlar ligi hepimizin ligi ve ön eleme. O da bir derecedir. Ama yani önemli bir iki puan kaybetti. Çünkü çok rahat galip gelebileceği, çok güçsüz, ya yani çok formsuz, çok kötü. Az önce konuşmanın başına söyledim. 14 tane mağlubiyet almış Malatya Spor Böyle bir takıma karşı öne geçtiği maçta iki, pu iki puan bırakması tabii ki o kötü oldu. Önder'in mesela Önder hocanın kadro planlamasında bence şu vardı yani Larin'in kesmesinin nedeni Larin sezon sonu serbest ve mukaveleyi uzatmıyor şu anda. Bir transfer bir görüşmeleri devam ediyor. Daha henüz bir şey sağlanamadı. Belki Beşiktaş elini Uzlaştı. kuvvetlendirmek için sene sonuçta Kenan Karaman Hocam hocam maçta nasıl olur mu? Sen de futbolcu. Olabilir ya, bir, hocam. Yani belki ya, Larin'e dediğin o ne nasıl olur biliyor musun? Son artıklarını anlaşmaz. 7-8 hafta kalır. kadroya da almasın o zaman. Şimdi kadroya aldığın bir oyuncuyu sözleşmesini uzatıyorsun, bench'te oturtmazsın. Hem sonradan da hocam geçen bu seni Abubakar'la öyle şampiyonluk kaçıyordu. İşte kulüp politikası olabilir bu. Hayır, Abubak Abubakar'la kaçıyordu sakatlık falan. O hani mukavela dediğin gibi o maç oynamadı o ayrı. Şimdi Larin ile ikisinin sözleşmesi farklı. Birinin sözleşmesi otomatik olarak uzuyor. Larin yani 3 ay sonra bonservisi elinde. Madem böyle bir düşünce varsa kadroya almazsın oyuncu. Bu kadar maç trafiği var, kupa maçı var az önce söylediğin. Larin orada da sana lazım. Sonuçta o yani ondan ben oynatılmadığını fikrine katılmıyorum. Benim o, düşüncem bu tabii. Sizin düşünün ben e, daha çok o tarafa doğru yöneliyorum. Çünkü bir sözleşmesi var. E, uzatmak istiyorlar. Sonuçta bunu uzatmak için de elini Beşiktaş olarak biraz kuvvetlendirmek istiyor. Belki ya oynatmıyor. bir maç oynatmayarak mı kuvvetlendirecek? İki üç üç maç. maç. Sonuçta geçen seneki... Geçen ya Allah aşkına seneki... burada bütün sezon oynamış. Şampiyonlar Ligi oynamış. Şurada 10 hafta 12 hafta oynayamayınca yani güçsüz mü kalacaklarını yine bonservis sıfır olacak. Alan takım yine alacak. Yani o, o... Hocam yani benim geçen sene, olarak. geçen sene de Abu Bakar için de aynı şey geçerli. Yani Abu Bakar sakatım dedi ama yani sakatlıkta... ikisinin ama sözleşmeleri farklı. Birinin boşta, birinin sözleşmesi otomatik olarak otomatik oluyor. İki uzayacak, sözleşme o da... farklı değerlendirmemiz gerekir. Ama sonuçta aynı yere çıkıyor hocam. Neye çıkıyor? Aynı yere çıkıyor. Larry'in de sezon sonu gidecek. Şey, ama Bakar da Lerine diyor olacak. ki ben bir maçta oynarsam. Larry'nin oynama maçı yok ama bu kadar maç oynarsa sözleşmesi uzamaz veya işte uzar öyle bir madde yok. Abu Bakar'da var o. Hocam Abu Bakar'da vardı işte Abu Bakar'da bunu kullanarak oynamadı Tam belki. Belki sözleşme mi yeniliğinde. İkisi yani. sözleşme. Sözleşme. Sözleşme farklı, farklı sözleşme. Apayrı sözleşme. Farklı sözleşme de sonuç aynı. İkisi de serbest so kalma so iliğinde. So Bak şimdi apayrı sözleşme. Tamam, Biri tamam. mukavlesi bitiyor Ama gelmiş sözleşmenin sonunda serbest. Diğeri belirli bir maç işte oynamadım ona göre uzatmış. E diyorsunuz ki senin i̇kisi da, şimdi ee, birisi bir dezavantaj yok. Bak Ender Abubakar'ın sözleşmesi ikisi aynı değil. Diğeri kulübün elinde değil. Sezon sonu boşta kalacak oyuncu. Hmm. Diğer Abubakar'ın sözleşmesi belirli bir madde var belirli bir maç var kulübün elinde bir yerde oynadım o maç takımı direkt uzuyor. Ama lerin kalmak isteyen bir oyuncu. Şartları hani belki kendi istediği seviyeye getirmeye uğraşında. Bence Abu da yani kulübün elinde ama sonuçta Abu Bakar sakatım dedi oynamadı. Yani bence sakat değildi. O mukavelenin şartlarından dolayı eğer bir maç oynarsa otomatikman uzunca şartından dolayı kulübün elinde olan bir sözleşme ama futbolcu oynamayınca kulüp de bir yaptırım yapamadı. Ne Sonuçta o da boşa o bir kaldı. Bir maç öyle bir şey yok. Bir maç on maçta oynaması, hiçbirini oynaması bol servisine elinde oluyor. O bir maç diyorsun bak sözleşme farklılığı giriyor devreye. Hocam o da bir tanesinde şampiyonlu oynuyor takım. Abu bakar belki iki maç daha oynasa takım şampiyon olacaktı. Sonuçta oynamadı. Laren'inkinde tamam ligin bitmesine belki 13 14 tane maç var. Ellerin kendi menajerle beraber konuşuyorlar. Bir mukavele uzatmak için yöneticilerle görüşüyor Beşiktaş yöneticileri. Bir de Laren... tabii belki diyoruz. Hocam yani, yani, ben bir yani. şey söyleyeyim Öyle oyuncular şimdi böyle kalan bu Ziraat Türkiye Kupası var. Lig'de böyle bu saatte böyle kadro alıp öyle işlem olmaz. Ne zaman olur biliyor musun? Devre arası olur. Devre arası en son bir konuşursun. Ya kardeşim bak mukavelem var oynamayacaksın. Çoğu oyuncuyu da dikkat et devre arası o zaman. Kadro i̇şte bırakırlar. şimdi de devre arası. Şimdi lig, 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 oynanıyor. Lig devam ettiği için evet. şu anda. Ya lig oynanırken bu işlem anladım ancak son kupadan elenirsin. Ligde artık hiç bir ümidin kalmaz. Bakarsın artık 5. 6. bitişeceğine Avrupa'ya da gidemeyeceksin. Son 4 5 5 dersin ki kardeşim kadrodeyiz." Bu işlemler genelde uzatılmayan oyuncular Avrupa'da da böyledir. Uzatmıyorsa, etmiyorsa bir sıkıntı varsa, özellikle ligimizde de olmuştur zaman zaman biliyorsun bunları. Devre arası olur. Devre arası bu hamleyi kulüpler yapar. Yani ki devre arası gibi yani transfer mevsimi sürüyor. Belki ee, şu anda sezon sonu serbest kalacak. Belki devre arası bu işi yaparsa bir kulübe yollarsa belki oradan ufak bir artısı olacak. Ki, bu Yani transfer mevsimi sürdüğü ya için Beşiktaş şeyini başlıyor. Ya işte doğru içinde. da bu zamanda kimse Larin'e 3 ay sonra kontratı bitecek oyuncuya kimse hele ülkede de bizde kimse öyle kulübe para vermez. 3 ay sonra bitiyor. Avrupa'da hiç vermezler zaten. Yani o bu böyle gider. Ee, Mayıs ayında işte Haziran başı bittiği zaman sözleşme direkt boşta ona göre parayı veririz. Peki e, oyuncu yani, alır yani direkt kulübe al Teixeira, alır. Teşehir'e Piyan için beraber oynaması hoca dedi teşera fizik olarak hala iyi durumda değil. E, Güven ve Larin'in ikisinin birden kenarda oturması bu anlamda Önder Hoca'ya eksi yazar mı maç? Ne düşünüyorsunuz? Evet Zaten geldiğinde esasında o maç kondisyon eksikliğini çok yaşadı. Yani devamlı bir süre bulamadı. Ondan sonra sakatlıklar da geçirdi. İstediği süreyi bir sürü bulamadı ama bulduğu süreçte de faydalı oldu. Fizik güç açısından yetersizliğine rağmen. O maçta da hoca öyle bir karar verdi. Piyaniç ile bir arada oynar oynamamaz. Bu hocanın kendi istiyatifinde ama baktığın zaman sonuçta oynadı. Beşiktaş bugün Beşiktaş'ın oynadığı maçlarda şu var. Hocamın dediği gibi yani bir sıfırdan sonra yatmaya çalışıyor. Bir şekilde geri çekme çalışıyor. Pozisyon buluyor. Siz Sıkır, ikinci koruma telaşı mı tabii var? Ya tabii. hocam biraz öne çıktılar. iki i̇şte, top aynı anda direkten döndü. Pozisyon kaçırdılar. Ya sen Valatya gibi bir takıma nasıl geriye <laughs> yani, bir sıfırdan sonra? Her maçta esasında bu. ikinciyi bulmadınız. Fizik kalitesi Her... düşebilir bak. Bu Malatya böyle değil. Malatya seni çok yıpratacak fizik kalitesine sahip bir takım değil. Karagümrük maçı 1-0 maç. ikinciyi bulmadınız. E sonlarda gene yiyebilirdiniz. Kasımpaşa'da tabii tabii. yediniz. E Rize Spor'da bir türlü o ikinciyi, iki farkı yakalayamadığınız için 2 2 maçı bitirdiniz. Yani bir türlü Beşiktaş sanki bir sıfırın üstüne yatmayan, bir fark bitsin ben kazanayım nasıl olursa olsun imajına giriyor. Ve maçı bir şekilde zorlanıyor ve istediği gibi de bitmiyor. Ve iyi oynadığı maçları bitiremiyor. Yani esas kötü oynadığı maçları baktığın tabii. zaman yaptı. Bir de Ama iyi, iyi oynadı. Maç. Daha önde gözüktüğü maçlar oyun olarak. Tabii tabii yani ben diyorum Konya maçını biz burada beraber seyrettik. Konya maçında Beşiktaş muhallebiyi hak edecek bir oyun oynamadı. Eğer kazanan birisi olsaydı Beşiktaş olması lazımdı. Oynanan oyuna baktığımız zaman. Son dönemdeki zaman. bana göre Beşiktaş'ın en iyi oyunu bak galip geldiği maçlar da dahil en iyi oyunu Konya'da Konya deplasmanı. Konya Konya. Konya. İşte, Rize Spor yenildiği maç. maçı Rize Spor'da şu anda yani ligimizin kötü performans gösteren takımlarımızdan biri. 4-5 fark olabilecek maç 2-2 bitti. E bugünkü maça geliyorsunuz. Malatya maçı 1-0 ikinci post ikinci atmak için Ama işte Rea Hocam var. da diyor ki çok büyük bir süreyi boşa harcadılar geriye çekiliyorsan, skoru korumaya, top ya yapmaya e çalışıyorsan. Kadar, yani 75-70'e kadar. Ya kadar da, işte değişikliğe kadar. Ya yani Teşer'e gol attı sağda yok. Kenan hiç sağda yok. Ya yani bu kadar 9 kişi Beşiktaş oynuyor. Ama hocam bir Daha bir birden... oyuncularıyla oynar. Yani seni tehdit edecek bir takım yok. Ve Malatya'nın hakikaten e, iyi bir takım olmadığı da şuradan belli. Maç 1-1. Bir bir. Belki kazanamadığın maçı kaybetmemen lazım. Beşiktaş'a 3 tane %100 gol pozisyonu veriyorsun. Ve İleride topu kaptırıyorsun Beşiktaş elini kolunu sallaya sallaya Malatya Spor ceza, ceza. sahasına geliyor hocam. Bu Adem'in söylediği pozisyonu çıkartamadım mı? Hakem bana niye sarı kart verdi? Kulübemize niye kırmızı kart? Ben ilk yarıdaki pozisyonda niye devam ettirdin dedim sadece. Hangi pozisyon bu acaba ya? Onu görüntüler geldiğinde bir bakacağız tabii. FIFA kokartı vererek ödüllendirmişler. Benim söyleyeceğim tek şey çifte standartı bıraksınlar. Şimdi Erman Hoca gelince ona da sorarız tabii de. Ee, ...bütün pozisyonları tek tek Adem bakacağız zaten. Adem itiraz etti yanındaydı. Sarı kart gösterdi. İlk da, yerdeki kulübeden de anlamadım. Kulübedeki ben. herhalde duyacak e, bir hakem, ...değil mi Zorba Yüce duymadı. Dördüncü hakem veya yan hakemden gelmiştir. Yani bir de FIFA kokartı falan e, takılacak. Bunda bir şey yok ki. Esas Adem ve oyuncular bakacak. Malatya Sporu bu durumdan nasıl çıkartacak? Yani hakem gitti işte. Penaltıyı vermedi sonra. Var çağırdı gitti. Orada baktı. Penaltıyı da verdi. Ender. Tabii. Hakemlik ne var ben bu oyunda anlamadım Malatya Sporu için. Yani geçtiğimiz haftalarda da Malatya cephesinden hep hakemle ilgili serzenişler geldi. On, Bilemiyorum. Şumunika gelmiş 15 hafta olmuş. iki tane galibiyeti var. Yani baksınlar yani bir an düşünebiliyor musun? Daha 10 tane maç devre arasına kadar oynayacaklar galiba. Daha birinci hafta dedik ki oyuncu eksik, oyuncu eksik. Ya bir devre arası olsun bir transfer açılsın. Ya o 10 maçta 2 galibiyet aldı zaten. Şimdi 15 falan oldu herhalde. Yanılmıyorsam yani 2 tane galibiyeti var. Ya baksınlar oyun nasıl çıkacak edecekler ne yapacaklar. Yani daha büyük sıkıntıları var saha içinde. Onları halletsinler. Şimunuka'da bir performans vermedi. Bir cezalı. E, zaten devamlı atılıyor. Sürekli atılıyor. Adem Adem'in yapması gereken şu, Adem Şimunika geldikten sonra sonradan giren oyuncu oldu. İlk 11 oyuncusu değil, evet. sonradan giren oyuncu olmaya başladı. Devamlı şekilde kulübede oturuyor. Gerçi bugünün hani biraz daha Beşiktaş'ı bekleme düşüncesiyle yola çıkmışlar. Ya bekledi ama ile Adem'i bu oyuna ikna edip oynaması gereken Malatya Spor Lig'de kalmak istiyorsa. Diko ile kalamaz ligde. Ee, Ahmet Selim'i Sivas'ta